Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Helvasız kandil geçmiyor. Bildiğiniz gibi irmik helvası, un helvası mutlaka her evde pişiyor. Ben de un helvası yaptım arkadaşlar. Yapmışken de bu kez tarifimi biraz değişik şekil vererek sizlere vermek istedim. Sizlere de fikir olsun. Daha önceden de tarifimi paylaşmıştım. Normalinde bunu videolu çekmek için başlamamıştım. Bu yüzden ilk başta tereyağımı ve unumu koyarak ben kavurmaya başladım. Daha sonra kameramı açmış bulundum. Malzemelerimiz öncelikle yarım paket tereyağı, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, kullandığınız bardak ölçüsüyle ben 250 milim bardak kullandım. 1 bardak un. Şerbetimiz için aynı bardak ölçüsü ile 1 bardak su ve 1 bardak şeker. Evet, helvamızın yapılışı: tavamıza yağ ve unu alıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya bırakıyoruz. İlk etapta unumuz toparlanacak. Kavrulmaya başladıktan sonra da yağ kendini bırakacak ve güzelce kavrulacaktır. Rengini bıraktıktan sonra, güzel kokusu çıktıktan sonra yavaş yavaş şerbetini ilave edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi artık helvamızın rengi güzel kavrulmaya başlıyor. Yağını bıraktı. Tam kıvama gelmeye başladı. Bu arada da unumuz kavrulurken bir tasın içerisinde 1 bardak şeker ve 1 bardak sıcak suyu karıştırarak eritelim. Ve elde etmiş olduğumuz bu şerbetimizi de kavrulmuş olan helvamıza yavaş yavaş ilave edelim. İlk etapta sıçrayabilir, dikkat edelim. Evet, unumuzun rengi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kıvamda olduktan sonra artık şerbetini verebiliriz. Şerbetini verdikten sonra sürekli karıştıralım. Kıvam alacaktır. Çok kısa bir sürede şerbetini helvamız çekecektir ve toparlanacaktır. Dilerseniz çırpmatili kullanabilirsiniz. Evet, artık helvamız oldu arkadaşlar. Kıvamını aldı, şerbetini çekti. Rengi ve lezzeti müthiş. Sürekli yaptığım ölçüdür. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Ve servis tabağına bütün helvamı döktüm. Kaşıkla ile öncelikle bu şekilde bastırarak düzledim. Daha sonra şiş teli ile şekil vereceğim. Hem göze hem mideye hitap ediyor. Bu şekilde sizler de değişik şekillerde süsleyebilirsiniz. Evet, normal. Bu bir şiş telidir arkadaşlar. Bu şekilde yaparak helvamıza şekil verelim. Daha önceki paylaştığım un helvası tarifimde de silikon kalıp ile birlikte şekil vermiştim. Dilerseniz bu şekilde yaptıktan sonra kaşıkla da aynı şekilde değişik şekiller verebilirsiniz. Kanalımda daha önceden yapmış olduğum birçok helva tarifi vardır arkadaşlar. Dilediğiniz helva tarifimi kanalımdan bulabilirsiniz. Bu şekilde farklı tarifler arıyorsanız kaçırmamak için tariflerimi kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, önce ortadan, daha sonra bu şekilde üçgenleri tamamlıyoruz.
Evet, artık helvamız hazırdır. Tarçın ve ceviz parçaları ile servis için sunumu hazır yaptım. Evet, ben bu şekilde sunum yaptım arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin ve beni yalnız bırakmayın. Bana bir şekilde destek verin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.